Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle davetimize icabetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar bütün basın mensuplarımızla bir araya gelme imkanı bulamadık. Bugün Ramazan'ın önce son kahvaltımızı sizlerle beraber yapmak istedik. Sizlerle hasbihal etmek, sizlerle partimizin yatırımları ve hizmetlerini paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar, AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu. Ve kurulmasının ardında kısa bir süre içerisinde 3 Kasım 2002 yılında da iktidar oldu. O günden bugüne kadar elhamdülillah iktidardayız. AK Parti'nin iktidar olmasıyla ülkemizde ve ilimizde çok ciddi yatırımlar ve hizmetler aldık. İlimizde de nüfusuna göre en çok yatırım alan illerimizden birisi. İlimizdeki yatırımlardan en çok bahisine ulaşım, sağlık, eğitim, gençlik ve spor, sosyal hizmetler gibi birçok alanda çok ciddi yatırımlarla ve hizmetlerle vatandaşlarımızı, halkımızı buluşturmuş olduk. En çok pay ise ulaşımda aldık. Bundan 10 yıl önce Samsun'a 1,5 saat gidecek deseydik bunlara kimse inanmazdı. Bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce Kastamonu'ya 1,5 saatte gideceğiz deseydik kimseye inandıramazdık. Gelde 20 dakika gideceğiz deseydik, Herifeli'ye 15 dakika gideceğiz deseydik, Çiftlik'te, Demirci Köyü'nde tüneller olacağız, buradan tünellerden geçecek deseydik, bunları kimse inandıramazdı. O dönemde bunlar hayaldi, hayal bile edilemez bir yatırımlardı. Biz bu dönemde AK Parti'nin iktidarıyla bu hayalleri gerçekleştirdik. Tabi sadece ulaşımda değil, eğitimde, sağlıkta, gençlik ve sporda. Sinop'ta üniversite açılacak. 5000, 6000, 7000 öğrencinin eğitim alacağını söyleseydik kimse inandırmamız mümkün değildi. Ve bugün üniversitemiz mevcut ve yeni fakülteler kazandırıyoruz ve şu anda da kampüs inşaatı başladı, devam ediyor. Sınava doğalgaz gelecek deseydik bunları kimse inandırmamız mümkün değildi. Şu anda doğalgaz çalışmaları son süratle devam ediyor. Sınavda hava alanı olacak deseydik yine kimse inandıramazdı. Şu anda hava limanı var ve inşaat çalışmalarımız son sürede devam ediyor. Ve bunun gibi bu projeler ve yatırımlar çok ciddi, büyük projeler, büyük yatırımlar. Sinop'un ufkunu açacak, Sinop'un genişletecek, Sinop'u büyütecek yatırımlar. Ve bunun yanı sıra ilçelerimizde yapmış olduğumuz yatırımlar, hizmetler, hastaneler, gençlik merkezi, kültür merkezleri, okullar. Tabii ki bu yatırımlar Sinop'a ivme kazandıran, Sinop'un önünü açan, Sinop'un gelişmesi açısından çok ciddi, büyük yatırımlar. Bu yatırımları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. AK Parti olarak ilimize böyle yatırımları kazandırmak için de teşkilatlarımızda, ilçe başkanlarımızda, belediye başkanlarımızda, milletvekilimizde gece gündüz demeden büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hangi ilçemizde hangi yatırıma ihtiyacımız var ise o yatırımı, o hizmeti almak için büyük çaba ortaya koyuyoruz. Bu hizmetleri, bu yatırımları ilimize kazandıran genel başkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, önceki dönem teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşkilat olarak milletvekillerimizle, milletvekilimizle, bakanlarımızla yarınlara ve bizden sonraki gelecek nesillere daha iyi bir gelişmiş, daha iyi bir Sinop, daha gelişmiş bir Sinop bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ayrıntılı bir şekilde Sayın Vekilimize bırakmak istiyorum sözü. Tekrar hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun. Ben de herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle afiyet olsun. Ayrıca bu sabah kahvaltımızı şereflendiren küçük dostlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Herhalde girdikleri her ortamın neşesi oldular. Bu sabahki kahvaltımızın da en büyük neşesi onlar. İyi ki onları da getirdiniz. Bu arada tabii alaylı mektepli olurlar mı onlar bir tercih ama alaylı basın mensubu olma yolunda herhalde onlar da ilerleyecekler. Zaten
Bizim Ayacık'tan Murat Bey'in çocuklar aile boyu gazetecilik yapıyorlar. İnşallah onlar da her birisi bu ülkede doğru bilgiye ulaşmanın önemli kaynaklarından birisi olur. Ve yine hem birlikte mesai yaptığınız arkadaşlar hem de bazı arkadaşlarımız eşleriyle buradalar. Hanımefendilere de özellikle hoş geldiniz diyorum. Şeref duyduk sizlerin de burada olmanızdan dolayı. Biz uzun süredir belki çeşitli etkinliklerde arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz ama böyle toplu bir ortamda bir arada olmayı seçim sonrası çok arzu ettik. Fakat her seferinde planladığımız güne başka vazgeçemeyeceğimiz etkinlikler doğunca Ramazan öncesi Ramazan'ı birlikte karşılayalım en azından diye programladık, niyetledik. Tabii ben seçim dönemlerinde de kamuoyuyla sıkça paylaştım. Siyaseti üç şey olarak görüyoruz. Birincisi siyaset bir emanettir. İkincisi siyaset bir vekalettir. Üçüncüsü de siyaset bir hizmettir. Gerçekten bulunduğumuz makamları birer emanet olarak görürsek o zaman hakkını vererek çalışırız diye düşünüyorum. Gerçekten vatandaş, seçmen bize bulunduğumuz koltukları bir miras olarak bize ebediyen kullanacağımız makamlar olarak tevdi ediyor. Buraları bize kendi adına emanet olarak kullanmak üzere tevdi ediyor. Dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmaları bu emanet şuuru içerisinde yapmamız lazım. Emanetin asıl sahibi millettir. Dolayısıyla emaneti gözümüzden dahi çok daha iyi koruyacak şekilde hassasiyet içerisinde çalışmamız lazım. İkincisi siyaset vekalettir. Biz millet adına iş yapıyoruz. Dolayısıyla milletin talepleri, milletin beklentileri, milletin ihtiyaçları doğrultusunda iş yapmamız lazım. Evet, vekil asıl gibidir ama vekil asıl olanın kendisine verdiği vekalet yetkisinin dışına çıkarak iş yapamaz. Milletimizin bize hangi doğrultuyu, hangi yönü çizmişse siyaseti de o yönde ve o doğrultuda yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü siyasete biz bir hizmet aracı, bir hizmet alanı olarak bakıyoruz. Dolayısıyla siyasi hayatımız boyunca bu hizmet sorumluluğunu ve hizmet şuurunu unutmamamız lazım. Hatırlayacaksınız seçim dönemlerinde çeşitli vesilelerle bizi takip ettiğinizde ağzımızdan şu cümleleri duyduysam. Dedik ki biz kollarımızı ve paçalarımızı sıvayacağız, şantiye şefi gibi çalışacağız demiştik. Seçimden önce kullandığımız cümlelerin hiçbirisi, o cümlelerin içerisindeki hiçbir kelimeyi, o kelimelerin içerisindeki hiçbir harfi unutmuş değiliz. Aynı cümleleri tekrar burada sizin huzurunuzda bir kere daha söylüyorum. Biz siyaseti bir hizmet aracı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu millete hizmet etmeyi şeref olarak biliyoruz. Bu millete hizmet etmekten daha büyük bir şeref payesinin olmadığına inanıyoruz. Ve Allah ömür verirse, Allah imkan verirse, güç kuvvet kudret verirse, seçimden önce söylediğimiz sözü bir kere daha teyiden tekrar söylüyorum. Kollarımız, paçalarımız sıvanmış bir şekilde şantiye şefi gibi bu millete hizmet etmek istiyoruz. Çünkü milletin hadimi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de beyanıdır. Bu milletin hizmetkarı olan bu milletin en şereflisidir. Onun için size hizmet, millete hizmet, vatandaşa hizmet bizim için en büyük şeref payesidir. Ve siyaseti bir hizmet aracı olarak görüyoruz. O nedenle siyaseti bir ikbal aracı, siyaseti kişisel kariyer aracı, siyaseti gelecek inşa etme aracı, siyaseti rant devşirme aracı olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimizde herkes biliyor. Bizim siyasetle ilgili bakış açımızın temelinde siyasetin bir emanet olduğu, bir vekalet olduğu ve bir hizmet aracı olduğu şuur var. Bu şuurla bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi bir milletvekili ne yapar? Milletvekilinin görevi nedir? Açık söylemek gerekirse milletvekili şerefli bir iş, şerefli bir görev. Millet size bir görev tevsiye ediyor ve o görev için çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ancak kabaca bir milletvekili ne yapar dediğimizde seçildikten sonra dedim ki ben ne yapacağım? Şu dört başlık altında sıralayabiliriz milletvekillerin yaptıklarını. Bir yasama faaliyeti. Milletvekilinin en temel ve en asli fonksiyonu arkadaşlar yasama faaliyetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi var, genel kurul var, genel kurulda kanunlar yapılıyor, yasalar yapılıyor. Dolayısıyla komisyonlar var, ihtisas komisyonları, ihtisas komisyonlarında yasalar ön hazırlık çalışmaları yapılıyor. Yasama faaliyetine bir milletvekilinin en aktif bir şekilde katılması, katkı vermesi ve bu süreçlerde elinden gelen performansı ortaya koyması birinci görevidir. Dolayısıyla seçmen bizden ne bekliyor? Seçmen bizden yasa yapmamızı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aktif olmamızı istiyor. 8 Mayıs Anneler Günü'nü Dikmen'in Yaygın Köyü'nde geçirmiştik. İl başkanımız da vardı, sayın valimiz de vardı. Yaygın Köyü'nden dönerken aşağıda bir amcamız var. İsmini şimdi hatırlayamıyorum. Güzel de böyle bahçesine heykel yapmış, bir de kendi mezarını yapmış oraya. Yaşarken kendi mezarını da yapmış. İlginç bir amcamız. Durduk bahçede biraz sohbet edelim diye. Bana dedi ki, vekilim seni sık sık o kürsüde görmek istiyorum. Göremiyorum dedi. Belki o fark etmedi, belki onun dikkatini çekmedi. Ama demek ki seçmen bizden, hani o Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Sinop Milletvekili Nazım Baviş, buyurun diye kürsüye davet ediyor ya, oradaki Sinop kelimesinin kullanılmasından bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sinop kelimesinin geçmesinden ve Sinop Milletvekili'nin o kürsüyü kullanmasından bile mutlu oluyor ve böyle bir beklentisi var. Dolayısıyla bizim birinci temel görevimiz olan yasama faaliyetinin içerisinde kürsü kullanmak gibi bir görevimiz de var. Salı, çarşamba, perşembe günleri meclis aktif olarak çalışıyor ve meclisin çalıştığı günler içerisinde AK Partili milletvekilleri olarak biz o mecliste olmamız lazım. İhtiyaç hasıl olduğunda cuma, cumartesi hatta pazar günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. Bir anekdottan bahsetmek istiyorum. İktidar milletvekilleriyle muhalefet milletvekilleri arasındaki farkı ifade etmek için. Şimdi toplantı yeter sayısı diye bir kural var meclis içgüdüsünde. Eğer bir parti grubu adına 20 tane milletvekili ayağa kalkmak suretiyle bir oylama yapılacakken mecliste toplantı için yeter sayının olup olmadığının tespit edilmesini isterse bu istemden sonra mecliste 184 tane milletvekilinin olduğunu tespit edilmesi lazım. Dolayısıyla muhalefet meclisi çalıştırmamak için bizim çıkartmaya çalıştığımız kanunları, yasaları engellemek için sık sık 20 kişi ayağa kalkarak toplantı yeter sayısı isteyip 184 tane milletvekilinin o esnada orada olup olmadığının tespitini istiyor. Ne yazık ki bugüne kadar o 5 aylık süre içerisinde 5 ya da 6 kez toplantı yeter sayısı olamadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandı. Bu nedenle muhalefet 20 tane nöbet usulüyle milletvekilini mecliste tutup geride kalan milletvekillerini serbest bırakıyor. Onlar yurt dışına geziye gidiyorlar, illerine gidiyorlar, illerinin dışında başka yerlere geziye gidiyorlar. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 131 milletvekili var. 20 tane milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması, toplantı yeter sayısı isteyip de bulunamadığı takdirde meclisi kapattırmak gibi bir görev için, sadece görevleri bu, 20 milletvekilinin olması onlar için yeterli. Ama AK Parti'nin en az 200 milletvekilinin her an mecliste bulunması lazım. Dolayısıyla bizim en temel vazifemiz meclisi çalıştırmak, yasaları çıkartmak, komisyonları çalıştırmak, meclis kürsüsünden hükümetimizin politikalarını, milletimizin taleplerini iletmek. Ben de milletimizin benden beklediği bu talebe cevap verebilmek için hem üyesi olduğum komisyonlarda hem meclis genel kurulunda olabildiğince katkı vermeye çalışıyorum. Fırsat buldukça da meclis kürsüsünü değerlendirmeye çalışıyorum. Burada bulunan arkadaşlara da özellikle teşekkür ediyorum. Videolarımızı da yayınlıyorlar. Geçen Özel Gürbüz geldi ziyaretime 2 gün önce. O Milli Eğitim Kuramı ile ilgili yaptığımız konuşmadan hemen sonra tecrübeli bir milletvekili fena bulmamış kürsü performansımızı. Siz nasıl buluyorsunuz bilemiyorum ama zaman zaman videolarımıza da yer veriyorsunuz. O nedenle teşekkür ederim. İkincisi bir milletvekilinden beklenti, talep ve ihtiyaçların giderilmesi. Vatandaşlarımızın talepleri var. Tayin talebi, terfi talebi, iş talebi, güç talebi, hasta talebi, posta talebi sayamayacağımız kadar belki bazılarını örnek olarak verdiğimde bu ortamı oldukça neşelendirecek çok ilginç talepler de bize gelebiliyor. Dolayısıyla ikinci işimiz bu taleplerin yönetimi, bu taleplerin karşılanması. Ancak peşine şunu ifade etmek istiyorum. Bu taleplerin her birisini karşılama imkanımız olamayabiliyor. Bu taleplerin bir kısmı bir biçimde karşılanabilecek talepler olmanın ötesinde talepler olabiliyor. Dolayısıyla gücümüzün yettiği, imkanımızın el verdiği talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Karşılayamadıklarımız konusunda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bir milletvekilinden üçüncü beklenti de halkla ilişkiler, daha doğrusu ilişki yönetimi. İlişki yönetiminin içerisinde vatandaş bizi Sinop'ta bolca görmek istiyor. 9 tane ilçemiz var arkadaşlar. İlçelerimizin birbiriyle arasındaki uzaklık bir hayli fazla. Söz gelimi Türkiye'den kalkıp Dikmen'e geçmeye kalktığımızda kaç kilometre? Herhalde bir 200 kilometre yakın değil mi? Dikmen'le Türkiye'de arası. 200 kilometre mesafe. 9 ilçemiz var. Her birisi bizim
ilçelerimize sürekli gelmemizi istiyor. Belli bir periyot çerçevesinde ilçelerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Halk ilişki yönetiminin içerisinde STK'larla ilişkilerimiz var. Parti teşkilatlarımızla ilişkilerimiz var. Dostlarımızla ilişkilerimiz var. Bunları da belli ölçülerde SİOB'a gelmek suretiyle sürdürmemiz gerekiyor. Şu ana kadar arkadaşlar 24 kez il merkezimize gelmişim. Merkez ilçemize gelmişim. 14 kez Boyabat'a gelmişim. 5'er kez diğer ilçelerimize gitmişim. Saraydüzü ve Dikmen ilçemize de 2'şer kez gitmişim. Erfelek ilçemize 3 kez, diğer ilçelerimize de 5'er kez gitmişim. Fırsat bulabildikçe ilçelerimizde gezmeye çalışıyoruz. Dördüncüsü de tabii milletimiz bizden hizmet bekliyor. Şimdi bu dördüncü beklentiye gelince açıkçası hizmet bu işlerin içerisinde bizim için en önemlisi ve hayır duasını alabileceğimiz en kritik alanlardan bir tanesi. Hani en başta söyledim ya, ben bu millete hizmet etmek istiyorum. Bu millete hizmet ederek şeref bulmak istiyorum. Ben bu milletin hadim olmak istiyorum dedim ya. İşte hizmet bizim bu açıdan şeref bulacağımız, bu işlerin hepsi öyle ama şeref bulacağımız en önemli alanlardan bir tanesi. İl başkanımız söyledi. Sinop'umuz bugüne kadar hükümetimizden çok büyük yatırımlar aldı. Ben ta 7 Haziran öncesi, 7 Nisan tarihinde adayı olarak il binamızda yaptığımız konuşmada söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Bugüne kadar hizmeti geçen 22. dönem milletvekillerimiz Mustafa Öztürk, Cahit Can, 23. dönem milletvekillerimiz Abdurrahman Dodurgalı, Kadir Tıngıroğlu, 24. dönem milletvekilimiz Mehmet Ersoy, 25. dönem milletvekilimiz 6 yıl il başkanlığımız yapmış Cengiz Tokmak ve bugüne kadar görev yapmış bütün il başkanlarımız, bugüne kadar gelen bu hizmetlerin her birisinin ilimize kazandırılmasında büyük emek sarf ettiler. Allah onlardan razı olsun. Taş üstüne kim taş koymuşsa o bu milletin en şereflisidir. Çünkü hizmet en şerefli iştir demiştik. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi görev bize tevdi edildi. Biz de o arkadaşlarımızın bugüne kadar yaptığını daha da artıracak işler yapmak istiyoruz. Seçildikten sonra Çiğdem Hanım bilir, iki gün odaya kapandım. Dedim ki ya ne yapacağım demişim. Nereden başlayacağız? Hangi işin hangi ucundan tutacağız? Hangi işi alıp götüreceğiz? Hangi yolu takip edeceğiz? Nasıl çalışacağız? Şu anda yanımda yok ama bir sarı ajandam var. Özel çekmecemde sürekli sakladım. O sarı ajandamı karaladım. Ondan sonra o karaladıklarımın içerisinde çıkarttıklarım, eklediklerim oldu. Sonra da hepsini belli bir sistematik içerisinde yol haritası olarak, hani baca tütünce papaz seçilirken baca tütünce seçildiği anlaşılır ya, o adamdan dışarı çektim. Dedim ki tamam, yol haritası hazır. Arkadaşlar, 4 tane temel hizmet alanımız var. 2019'a kadar Allah ömür verirse, Allah güç verirse, Allah kısmet ederse bu 4 tane temel hizmet alanında Sinop'umuzu marka şehir yapma iddiamızı sürdürerek belli bir yere taşımak istiyoruz. Bunlardan birincisi, öncelikle biraz önce saydığım, benden önce görev yapmış milletvekillerimiz ve Ali Bey'den önce ve Ali Bey'in döneminde görev yapmış il yönetim kurulu üyelerimizin gayretleriyle başlamış yatırımlarımız var. Bakın şu anda Sinop'ta hükümetimizin devam eden yatırımlarının toplamı 1 milyar TL arkadaşlar. Eski rakamla 1 katrilyonluk hizmet devam ediyor. Bu hizmetleri başlatmış olan bütün arkadaşlarımıza müteşekkiriz. Ancak bu hizmetlerden benim payıma düşen bir görev daha var. O da nedir? O da şu arkadaşlar. Başlatılan bu hizmetleri planlanan süre ve planlanan takvim içerisinde tamamlamak ve bitirmek. Söz gelimi, kültür merkezimiz, Sinop'ta yaptığımız kültür merkezimiz, Sinop'ta hükümetimizin imkanlarıyla bir kültür merkezi yapıyoruz biliyorsunuz. Yaklaşık 7 trilyonluk bir bütçeye sahip bir kültür merkezi yapıyoruz. İnşaatını gezdim, muhteşem bir bina, hele teras katı muhteşem bir Sinop manzarasının olduğu bir kültür merkezi. Söz gelimi bu kültür merkezi 500 günde tamamlanacak diye mi konuşulmuş? 501 gün olmaması benim vazifem, benim sorumluluğum. Yani başlamış olan Türkeli'den Dikmen'e, Erferek'ten Durağan'a kadar bütün ilin genelinde hangi hizmet varsa bu hizmetlerin planlanan süre içerisinde tamamlanmasını takip etmek. Onun için Ayacık Devlet Hastanemiz, Boyabat Devlet Hastanemiz, Durağan Devlet Hastanemiz, Sinop Sağlık Kompleksimiz, Sinop Atatürk Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası, karayollarımız, DSİ yatırımlarımız, okul binalarımız, yurt binalarımız, gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız,
devam eden bu 1 trilyonluk yatırımın, yani eski şey 1 milyarlık yatırımın eski parayla 1 katrilyonluk yatırımın planlanan süre içerisinde tamamlanması benim en büyük görevim. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yine geçtiğimiz günlerde il başkanımız ve valimizle birlikte gezdik. Havaalanımızda 4 tane yeni ünitenin inşaatı devam ediyor arkadaşlar. 50 trilyon. Sadece havaalanında şu anda devam eden bu 4 tane ünitenin toplam maliyeti 50 trilyon. Kültür merkezi inşaatımız devam ediyor. 7 trilyon. İmam Hatip Ortaokulu binamızın inşaatı yükseliyor. 7 trilyon. Sağlık kompleksimiz devam ediyor. Denizcilik meslek lisesimiz devam ediyor. Doğal gaz inşaatımız devam ediyor. Bütün bunlara baktığımızda içme suyu projemiz tamamlandı. Bütün bunlara baktığımızda il merkezimizde devam eden projelerin toplamı 200 milyar TL arkadaşlar. İlçeleri uzun uzun tek tek saymayacağım. Dolayısıyla yol haritası olarak birinci görev olarak kendime belirlediğim ana hedef bu hizmetlerin planlanan sürede bitirilmesini sağlamak. Duran Hükümet Konağı, Duran Hastanesi'nin, Boyabat Hastanesi'nin, aynı şekilde Boyabat Çevre Yolu'nun, Türkiye'deki emniyet binamızın, Türkiye'deki yatılı okulumuzun, Gerze'deki hizmet binalarımızın, Erfelek'teki emniyet binamızın, gençlik spor merkezimizin, halı sahamızın, aynı şekilde oradaki ortaokulumuzun saymakla bitiremeyeceğimiz bu hizmetlerin planlanan süre içerisinde yapmasını sağladık. Peki ikinci olarak ne yapacağız? İkinci olarak yapacağımız şey şu arkadaşlar. 4 tane yol haritası belirledim dedim ya. İkinci olarak bütün ilçe başkanlarımızı aradım. 9 ilçemizin. Bütün ilçe kaymakamlarımızı aradım tek tek. Bütün belediye başkanlarımızı aradım. Dedim ki arkadaşlar, ilçelerinizin 2019 yılına kadar ihtiyacı olan hizmetler neler? Bana bunları tespit edin ve bana bir talep dosyası olarak bunları getirin. İlçe başkanlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz çalıştılar. İlçe ilçe kendi ilçelerinin ihtiyaçlarını tespit ettiler ve bunları bir dosya halinde bana getirdiler. Mesela Gerze kaymakamımız ve oradaki diğer arkadaşlarımız, ilçe başkanımız, il genel meclis üyemiz dedi ki Gerze'ye bir hükümet konağı lazım. Gerze'ye bir adliye binası lazım. Gerze'ye bir gençlik merkezi lazım. Gerze'ye bir KYK yurdu lazım. Ve Gerze Orman İşletme Şefliği'nin Orman İşletme Müdürlüğü olması lazım. Vekilim 2019'a kadar Gerze sizden bu 5 tane hizmeti bekliyor. Türkiye'de dedi ki biz bir hükümet konağı istiyoruz, bir gençlik merkezi istiyoruz, üniversitenin bir meslek yüksek okulunun buraya açılmasını istiyoruz. Çatal Zeytin Helal'da arasındaki yolla Türkiye'li Ayancık arasındaki yolun yapılmasını istiyoruz. Bunun gibi Duran ilçemizden, Boyabat ilçemizden, Saraydüzü'nden, Erfelek'ten, Gitmen'den, Ayancık'tan bütün ilçelerimizden bu talepleri topladım. Sonra bu talepleri bir eylem planı formatına dönüştürdüm. 2019'a kadar yapacaklarımız. İl müdürlerimize tek tek bu yatırım için talep edilen hizmetleri gönderdik ve il müdürlerimize şu talimatı verdik. Dedik ki 2019'a kadar bu çalışmaları ne zaman başlatacağız? Yer tahsisi, yer tespiti, yer tahsisi, yatırım programlarına teklif, bunların hazırlıklarını yapacaksınız, takvimlendirmek suretiyle bana getireceksiniz. İl müdürlerimiz çalışmalarını yaptılar ve şu anda biz 2019'a kadar hangi ilçemize hangi hizmeti yapacağız, bütün bunları tespit etmiş ve bütün bunları bir yol haritası olarak önümüze koymuş durumdayız. Bana sorsanız ilçe ilçe 2019'a kadar ne yapacağımızı bir ilkokul çocuğunun kerat cetvelini ezberlediği gibi tek tek size sayabilirim. Saraydüzü'nden başlayarak, Durağan'dan başlayarak, Türkiye'ne kadar hepsi benim hafızamda gece gündüz bunlarla yatıyor, bunlarla kalkıyorum ve Allah'ın izniyle 2019'a kadar 2015, 2016, 2019 Sinop Eylem Planı adını verdiğimiz bu eylem planını tek tek gerçekleştireceğiz. Ve bunların her birisi Allah'ın izniyle hükümetimizin imkanlarıyla yerine getirecek. Dolayısıyla ne yapacağım, Sinop'a ne katkı vereceğim sorusuna verdiğim ikinci cevap bu oldu. 2016-2019 eylem planımızı hazırladık, il müdürlerimizle çalıştık, bunu bir eylem planı haline dönüştürdük ve bundan sonraki süreçte adım adım bunları takip edeceğiz. Üçüncü olarak dedim ki, ya okulu herkes yapıyor, kültür merkezini herkes yapıyor, gençlik merkezini herkes yapıyor. Sen bu ile ne kazandıracaksın? Vizyon proje olarak adını andırabileceğin, ya Allah razı olsun, aha bu eserde Nazım Mavşin dedirtebileceğin ne yapacaksın? Bizden önceki dönemlerde adı hayırlı anılan birçok milletvekilimiz var.
Aradan 20 yıl geçmiş, 30 yıl geçmiş, hala adı hayırlı anılan milletvekillerimiz var. Bakın ben onları da dinledim. Geçenlerde Yaşar Topçu'yla bir yemekteydim. Dedim ki abi, ne öneriyorsun bana? Ne söylüyorsun? Benden önceki vekil arkadaşlarıma sordum. Akıl çünkü bedava ama en büyük sermaye arkadaşlar. Onun için her şeyden çok akıla ihtiyacımız var. Bütün bunların hasılası olarak vizyon projeleri adını verdiğimiz projeleri tespit ettik. Sadece birkaç tanesini saymakla iktifa edeceğim. Bir, Sinop Meydan projemiz arkadaşlar. Bakın, daha milletvekili olmadan il başkanımızla beraber her zeminde, her ortamda konuştuk. Ve bazı arkadaşlarımız bunu duyduğunda heyecanlandılar. Sinop, valilik binası yıkılacak. İçişleri Bakanı Müsteşarımızla iki gün önce birlikteydik. İçişleri Bakanı Yardımcımızla görüştük. Efkan Alabakanımızla görüştük. Valilik binası yıkılacak ve valilik inşallah adadan Anakara tarafına taşınmak suretiyle orada çok muhteşem bir meydan açılacak. Aynı şekilde ağız diş sağlığı binası, zaten sağlık kompleksimiz eski hastane binamızın olduğu yere yapılıyor biliyorsunuz. Ağız diş sağlığımız yıkılacak. Ağız diş sağlığımızın yıkılması demek ne demek arkadaşlar? Orada Kefevi Camisi var. Sinop'un en önemli değerlerinden bir tanesi. Kefevi Hazretleri. Kefevi Camisi var. Hemen bitişinde etnografya müzemiz var. Belki Sinoplu arkadaşlarımız bile etnografya müzesini bilmiyor, bilmeyenlerimiz var. Muhteşem bir müze. Sinop'a gelen herkesin girip görmesi gereken bir müze. Biz bir önceki Ramazan ayında genel başkan yardımcımız Ekrem Erdem'i gezdirmiştik. İl başkanımız ve o dönem milletvekilimiz olan Cengiz Tokmak'la birlikte. İnanın parlamentoda hangi milletvekilini görürse benim yanımda Ekrem Erdem Sinop'u anlata bitiremiyor. Etnografya Müzesi'nde anlatıyor. Ağız diş sağlığını yıktığımızda Etnografya Müzesi ve Kefevi Camisi açılmış olacak. Adliye Sarayı'nı oradan çıkartıp yeni bir Adliye Sarayı yapacağız. Orayı da kent müzesi yapmamız lazım. Kent müzesi başka bir şey değil. Özel idare binamız. Şükrü Bey başkanım hizmet ediyorlar şu anda orada. Yıkılarak surların ortaya çıkartılması lazım. Ve o surların restorasyonun yapılması lazım. Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal'la görüşmüştük. Bunları anlatmıştık. Şimdi inşallah Nabi Avcı Bakanımıza da tekraren söyleyeceğiz. Bunların yıkılması yetmez. Aynı şekilde belediye binasının da orada yıkılması lazım. Belediye binasının da kaldırılması lazım. Jandarmanın da yine bir sosyal tesis veya bir kent müzesine dönüştürülmesi lazım. Bu ne demek biliyor musunuz? Muhteşem bir Sinop meydanı demek. Aynen İstanbul Yarımadası gibi. O Sultanahmet Camisi'nin, Ayasofya'nın, efendim Yerebatan Sarnıcı'nın olduğu yarımada var ya. Böyle bir yarımadanın, tarihi yarımadanın ortaya çıkartılması gibi Sinop'un ortaya çıkartılması demek arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük vizyon projemiz bu ve bu vizyon projeyi sonuna kadar takip edeceğiz ve takip de ediyoruz. İnşallah hükümetimizin imkanlarıyla fevkalade güzel bir vilayet merkezini yapacağız. Fevkalade büyük, güzel ve Sinop'a yaraşır, yakışır bir adliye binasını yapacağız. Ve bunları yapmak suretiyle de o meydanı Sinop'a kazandırmış olacağız. Aynı şekilde özel idare binamızın arkasındaki lojmanlar var şu anda biliyorsunuz. Oraya kültür merkezimiz yapıldığında, İmam Hatip Ortaokulumuz yapıldığında hem onların ortaya çıkabilmesi için hem de il genel meclisimizde özel idaremizin entegre olabilmesi için belki orada da bir müşterek yer yapılmış olacak. Bu Sinop'a kazandırılabilecek en önemli kazanımlardan bir tanesi. Ancak Sinop'u bir tarih, turizm, kültür ve eğitim kenti yapacağız. Böyle markalaştıracağız demiştik. İkinci vizyon projemiz Sinop için arkadaşlar, Sinop Üniversitesi'nin öğrenci sayısını 2019 yılında 15 bin öğrenciye çıkartmak olacak demiştik. Rektörümüz de bütün bunların planlamalarını yaptı. Sayın Rektörümüz kamuoyuyla eylem planını paylaştı. Bu eylem planının içerisinde sağ olsun biz kendisine 15 bin öğrenci demişken o 16 bin öğrenciyi 2019 yılına planladı. 16.500 öğrenci demek Sinop'ta ne demek arkadaşlar? 16.500 öğrenci demek bir Ayancı'nın Sinop'a gelmesi demek. Bir Gerze'nin Sinop'a gelmesi demek. Öğrenci başına 1000 TL'nin Sinop'a bırakıldığını varsaydığımızda yaklaşık 160 trilyonluk bir ilave katkı demek Sinop için. Tabii bunun da altyapısı şu anda yapılıyor. Yine Kalkınma Bakanlığımızdan Sinop Üniversitemiz için 20 milyon TL'lik bir ek ödenek talebimiz oldu. Ümit ediyoruz ki bunun önemli bir kısmının Sinop Üniversitesi'ne tahsis edileceğinden kuşkum yok. Muhteşem bir kampüs alanımız yapılıyor.
projeden rektörümüz kamuoyuyla paylaştı. Köprülerimiz, yollarımız, çevre düzenlemesi, kampüs binalarımızla beraber Sinop'un bir eğitim ve kültür kenti olmasını sağlayacak muhteşem bir kampüs binamız yapılıyor. Ve inşallah 2019 yılında 16.500 öğrenciyi yeni bölümlerle, yeni fakültelerle Sinop'a kazandırmış olacağız. Ve yine Sinop'un vizyon projelerinden bir tanesi 23 Haziran tarihinde inşallah ihalesini yapacağız. Sinop Devlet Hastanesi. Arkadaşlar, yani burada bedel ifade etmek, ihale yapılmadan belki çok uygun olmayacak ama sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten şu anda hani 200 milyon TL'lik, 200 trilyonluk Sinop'a yatırım yapılıyor dedim ya. Neredeyse onun yarısı kadar bir bedele denk gelecek bir devlet hastanesinin ihalesini 23 Haziran'da inşallah Sinop'ta yapacağız. İşte vizyon proje dediğimiz çalışmalar bunlar. Mesela Boyabat. Boyabat'ı bir tarih, kültür ve medeniyet şehri yapacağız dedi. 181 tane tescilli evimizle, muhteşem orta çarşısı bedesteniyle, 2000 yıllık tarihi olan kalesiyle Boyabat ikinci bir Safranbolu, ikinci bir Göynük, ikinci bir Mudurnu, ikinci bir Beypazar haline gelecek. Sinop'u turizm kenti yapalım diyoruz ya, Sinop'a gelen turist arkadaşlar sabah Sinop'a giriyor, trafik problemini görüyor, arabasını sahile götürene kadar Uğur Mumcu Meydanı'na emniyetin önünden gidene kadar bir saatini kaybediyor. Oturacak lokanta bulamadığı için akşama geri dönüyor Sinop'ta. Halbuki gelen turistin 6-7 gün konaklayacağı bir turizm çeşitliliğine Sinop'ta ihtiyaç var. Bu çeşitliliği Erfelek şelaleleriyle Boyabat'ı bir kültür, tarih ve medeniyet şehri yaparak ve Sinop'un turizm altyapısını inşallah Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Bösaseki Bey dün telefonla görüştük kendisiyle, bir vesile için aramıştı. Kendisini Sinop'a bir iftara davet ettim il danışma meclisimize. İnşallah bir aksilik olmazsa gelmeye çalışacak. O geldiğinde de bunları konuşacağız. Sinop'un turizm altyapısını hazır hale getirmek suretiyle turizm çeşitliliği de sağlayarak bu turizm kenti olma potansiyelini gerçekleştirmiş olacağız. Boyabat'ta o 181 tane tescilli evimizin her birisini onaracağız. Geçtiğimiz günlerde Boyabat'ımızın orta çarşı esnafları, sen biliyorsun abi, 50 kişilik bir grup Konya'ya gittiler. Konya'daki bedesteni gezdiler. Çarşı sağlıklaştırması, sokak sağlıklaştırması örneklerini görmek üzere. Oradaki bedesteni gezdiler ustalarımızla beraber, proje firmasıyla beraber. O bedestenden hareketle şimdi esnafımız heyecanlandı. İnşallah orta çarşı aynen Konya'da olduğu gibi muhteşem bir tarihi bedestene dönecek. Kaleye bir banki jumping ve teras yapılacak. Kaleye bir teleferik, Kalebağ'dan kaleye teleferik, Kırkkızlar Kalesi'ne teleferik yapılacak. Böylelikle Boyabat bir kültür, turizm ve medeniyet şehri haline gelmiş olacak. Aynı şekilde Durağan'da vizyon projelerimizden bir tanesi Durağan Küçük Sanayi Sitesi. Muhteşem bir hızla devam ediyor. Burada Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Haftada bir gününü durağında geçiriyor, kontrol ediyor, takip ediyor. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, kooperatif başkanımızla 100 dükkanlı bir küçük sanayi sitesini de durağına kazandıracağız. Türkiye'ne gelince, eşim burada, Türkiye'ne bir şey söylemeden olmaz. Türkiye'ne her gittiğimde gerçekten çok üzülüyordum Türkiye'deki tabloyu görünce. Denizle aslında çok iç içe olmasına rağmen arasına, denizle arasına duvar örmüş bir ilçemiz Türkiye'de. Daha milletvekili değilken, aday değilken, aday adayı değilken her gittiğimde oradaki dostlarıma hep şunu söylerdim. Derdim ki bu orman işletmesinin yıkılması lazım burada. Hükümet konağının yıkılması lazım. Jandarmanın yıkılması lazım. Belediyenin turist oteli var. Turist otelinin yıkılması lazım ve Türkiye'nin muhteşem bir meydana kavuşması, çevre düzenlemesiyle beraber denizle Türkiye'nin bütünleşmesi lazım derdim. Şimdi o çalışmamızı da başlattık. Tüm bunları biz şehir merkezine yapıyoruz. Evet, köylerde yaşayan vatandaşlarımız da bunlardan yararlanacak ama kırsal alanda yapacağımız hizmetler ne olacak? Evet, bizim nüfusumuzun yarısı köylerde yaşıyor dedik. Fakat Mayıs ayı başladığında Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar neredeyse bizim nüfusumuz, köy nüfusumuz 4 katına çıkıyor. Bu açıdan mutlaka kırsalla ilgili de bir hizmet hamlesinin seferberliğinin başlatılması lazım. Bakın arkadaşlar, muhtarlarımızla defalarca bir araya geldik. Her gittiğimiz seçim döneminde, her gittiğimiz yerde, seçim sonrası her zeminde bir araya geldik. Şu anda neredeyse ben
hangi ilçemizde, hangi köyün, hangi sorunu var, hangi muhtar benden ne talep ettiğini bunları ezbere biliyorum. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Köylerimizde 3 ana sorun alanı var. İçme suyu, kanalizasyon yok. Bu sorunların içerisinde içme suyu ve kanalizasyonla ilgili belli mesafeler kat edilmiş olmasına rağmen köylerimizin yollarının asfalt olmasıyla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bazı rakamlar vermek istiyorum size. Bakın Sinop köy yolu ağı açısından 5184 kilometre köy yolu ağı itibariyle Türkiye'nin köy yolu ağı büyüklüğü 7. il. Yani 81 ilin içerisinde köy yolu ağı en uzun olan 7. il aranmıştır. İkinci problemimiz şu. Bizim köylerimiz 470 köyümüz var ama çok dağınık. Mahalleleriyle beraber 1481 de mahallesi var. Yerleşim merkezi itibariyle baktığımızda neredeyse 2000 tane yerleşim merkezi olan bir ilimiz. Aynı şekilde köylerimiz, özellikle dağın bu tarafında olan köylerimiz, heyelan mıntıkası diyebileceğimiz bir zemin üzerinde oturuyor. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazar günü, bugün, cumartesi günü şiddetli yağış oldu. Dikmen'de göçen köy yollarımız oldu. Türkiye'de göçen yollarımız oldu. Dolayısıyla sık sık heyelan riskiyle karşı karşıya kalan köy yollarımız var. Bütün bunlardan baktığımızda 5184 kilometre köy yolu ağımızın ne kadarı asfalt diye baktığımızda karşılaştığımız tablo şu arkadaşlar. 1270 kilometre şu anda köy yolumuz asfalt. Yani mevcut köy yolu ağımızın sadece %24.6'sı asfalt. 2012 yılında Şükrü abi ve başkanım çok iyi biliyorlar. 100 kilometre birinci kat asfalt yapmışız. İkinci kat asfaltı saymıyorum. Pardon, 26 kilometre. 2013 yılında 100 kilometre, 2014 yılında 106 kilometre, 2015 yılında 100 kilometre yaklaşık birinci kat asfalt yapmışız. 4 yılda yapılan asfalt miktarını, köy yolu asfalt miktarını topladığımızda 350, 360, 400 kilometre diyelim. Yaklaşık 400 kilometre birinci kat asfalt yapılmış köylerimize. Peki bizim açığımız ne kadar? Bunların hepsinin bilgilerini, raporlarını tek tek özel idareden çıkarttırdık. Bakın sadece grup yollarımız asfaltlandığı takdirde 869 kilometre acil köy yolu asfaltına ihtiyacımız var. Buna ilave ıvırı zıvırı kattığımızda 1000 kilometre acil asfalt ihtiyacımız var. Biz 4 yılda 400 kilometre asfalt yapabilmişiz. Ben milletime dedim ki, yine sizlerle de paylaştım. 2019 yılına kadar ihtiyacımız, acil ihtiyacımız olan bu 1000 kilometre asfaltı Sinop'ta yapacağız. Buradan tekraren şu cümlenin altını çizerek söylüyorum. 2019 yılına kadar Sinop'ta grup yolu asfaltlanmamış köyümüz kalmayacak. Yani bütün grup yolu, köy grup yollarımız 2019'a kadar asfaltlanmış olacak. Bunun altını kalın bir şekilde çizerek söylüyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Dedim ki 1000 kilometre bizim asfalt yapabilmemiz için yılda 250 kilometre asfalt yapmamız lazım. Bu yıl ben İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclisimizin çok kıymetli üyelerine ve başta grup başkanımız olan İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tahsis komisyonundan asfalt programımız onaylandı. 2016 yılı içerisinde 250 kilometre grup yolu asfaltı çalışması başladı ve bu sene 250 kilometre asfaltı yapacağız. Bir, ikincisi Kalkınma Bakanımızla yaptığımız 6-7 kez yaptığımız görüşmelerden sonra ilimize ilave köy desteği ödeneği onaylandı. Biz 6 milyon ilave ödenek istemiştik. Sanıyorum 4 milyon civarında gelecek ama tekrar onu 6 milyona çıkartmaya çalışıyoruz. Bu ilave gelecek köy desteği ödeneğiyle beraber belki bu rakamı 300 kilometrelere kadar yaklaştırmış olacağız. Arkadaşlar tekraren altını çizerek söylüyorum. Bakın 2012 ile 2015 yılları arasında yaptığımız toplam asfalt miktarına yakın, yani 4 yılda yaptığımız asfalt miktarına yakın asfaltı inşallah İl Genel Meclisimizin, özel idaremizin ve bütün ilçelerdeki kıymetli arkadaşlarımızın çalışmalarıyla neredeyse 1 yılda yapacağız. Yani 4 yılda grup yolu asfaltlanmamış bir tane köyümüzü bırakmayacağız demiştik. 1. yılda ilk başarımızı sağladık. Şükrü abi zaman zaman sağ olsun bana bilgi veriyor. Sadece para yetmiyor. Kaynakların da doğru kullanılması lazım. Eldeki personelin, eldeki imkanın. Büyüklükteki şantiyemize hedef koydum. 100 bin metreküp malzeme üretecek hedefi koydum. Değil mi Şükrü abi? Evet.
Şu ana kadar Mayıs ayı dahil olmak üzere ay ay koyduğumuz hedefler gerçekleştirin. Hedeflerimizde herhangi bir sapma Allah'a şükür yok. Ben de ay ay, hafta hafta, gün gün bu hedeflere erişip erişemediklerini tek tek takip ediyorum. 100 bin metreküp malzemeyi Bürlük şantiyemizden, bir kısmını diğer şantiyelerimizden, bir kısmını da önemli bir kısmını da satın alma yoluyla almak suretiyle bu 1000 kilometrelik grup yolu asfaltını 2019'a kadar yapacağız. İki önemli gelişme oldu bu arada. Aslında 3 önemli gelişme oldu arkadaşlar. Bunlardan birincisi, biliyorsunuz Sinop'a bir asfalt silosu kurdu. Aynı şekilde Boyabat'a, Boyabat Turansaray Düzü'ne hizmet etmek üzere ikinci bir asfalt silosunu kurdu. Bu asfalt silosu bizim ne işimize yarayacak? Bir, sezonda asfalt sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde stoklama yapmamıza yarayacak. İki, asfaltı kışın alıp yazın 3 katına alma maliyetinden kurtulacağız ve 3'te 1 maliyetle asfaltı temin edeceğiz. 3, hızlı ve süratli bir şekilde asfaltlamayı planlanan süre içerisinde tamamlayacağız. Dolayısıyla benim 4. yapacağım hizmet bu 1000 kilometre yolu 2019'a kadar yapmam. İnşallah Allah imkan verir de daha fazlası olur. Bu süreçte bize katkı veren bütün il genel meclis üyelerimize, il genel meclisimizin başkanına ve değerli bürokratlarımıza ben şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah Sinop için söylediğimiz cümleyi ve iddiayı bir kere daha teyit ederek sözlerimi toparlamak istiyorum. Demiştim ki Sinop'u marka şehir yapacağız. Sinop'u bir kültür, turizm ve eğitim kenti yapacağız. Bunların hepsinin gerekçelerini ve bunların hepsinin altlıklarını size saydım. Allah bana ömür verdiği sürece, Allah bana güç kuvvet verdiği sürece, Allah bana imkan verdiği sürece, dostlarımız dua ettiği sürece, milletimiz bize güvendiği sürece o söylediğimiz sözleri unutmadan kollarımızı ve paçalarımızı sıvamış olarak bu hizmetleri, bu yatırımları ilimize kazandırmak istiyoruz. Bu arada Fatih oradan gözüme bakıyor. Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili hükümet değişikliği süreci uzattı. Sayın Bakanımızla görüştük. Hiçbir inkıta, hiçbir kesinti yok. Orman İşletme Şefliğimiz, Orman İşletme Müdürlüğü oluyor Gerze. Bilmeyen arkadaşlarımıza kısa bir anekdotu anlatayım. 1994 veya 95'te, Hilmi Biçer zamanında değil mi? Hilmi Biçer zamanında Gerze Orman İşletme Şefliğimize bir tabela çakılmış. Gerze Orman İşletme Müdürlüğü diye. Ama hükümet değişikliği olduğu için tabelanın naylonu açılamadan maalesef tabela yerinden indirilmiş. Şimdi AK Parti hükümetinin Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun katkılarıyla inşallah Gerze Orman İşletme Şefliğimizin duvarına bir daha indirilmemek üzere Orman İşletme Müdürlüğü tabelasını çakacağız. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile birlikte çakacağız. 3 şeflik Dikmen ilçemize, 3 şeflik Gerze ilçemize, 6 şeflikten oluşacak müdürlük Dikmen ve Gerze'mize hizmet edecek. Yaklaşık 10-15 milyonluk yıllık bir üretimi yapacağız inşallah. Dikmenli ve Gerze'li vatandaşlarımız sıkıntılarını da oradan çözmüş olacak. Süreç devam ediyor. Tabelayı çakmaya Gerze'li hemşehrilerimizle, il başkanımızla beraber geleceğiz. Söylediğim gibi Sinop'u marka şehir yapma iddiamız güçlü, kararlı, planlı bir şekilde devam ediyor. Çok şey söyledim, çok uzun uzun anlattım. Bunların hepsini belki paylaşacak sayfalarınız yetmeyecek. Bunların hepsini paylaşmak için imkan yok. Ama ben de bir araya geldiğimizde her şeyi anlatmak gibi kötü bir huyum var. Her şeyi konuşmak gibi. Bu kahvaltıda sizi bu kadar uzun bir konuşmayla da açıkçası yordum. Bunu benim heyecanıma bağışlayın. Gerçekten arkadaşlar ben abim biliyor bizim ailemizi, geçmişimizi biliyor. Zor şartlarda, hayat zor. Zor şartlarda buralara geldik. Zor şartlarda bir şeyler elde ettik. Bu milletin hakkının üzerimizde çok olduğuna inanıyoruz. Yani beni kucaklayıp sarılıp kulağıma fısıldanan sözlerin hiçbirisini unutmadım. Dolayısıyla bu millete hizmeti gerçekten büyük bir şeref bayisi olarak görüyoruz. Biz bu milletin kalbur üstü sınıfının insanları değiliz. Anadolu insanıyız. Bu toprakların çocuğuyuz ve bu toprakların çocuğu olarak borcumuzu ödemek istiyoruz. Borcumuz var. Bu millete siyaset bu borcu ödemenin en güzel araçlarından, en güzel imkanlarından bir tanesi. Allah bizi hep bu hizmetlerin içerisinde nefer olarak, komutan olarak, il başkanı, milletvekili, belediye başkanı olarak ya da bir nefer olarak. Söylediğim cümleyi yine unutmuyorum. 7 Nisan 2015 tarihinde aday adaylık başvurumu yaptığımda rütbesiz asker olmayı her zaman rütbeli asker olmaya tercih ettim. İnşallah birlik, bütünlük, kardeşlik içerisinde Sinop'a hizmet etmek
bu şehri hak ettiği yere taşımak, marka şehir yapmak istiyoruz. Bu mücadelede, bu çaba içerisinde bana gösterdiğiniz ilgiye hasreten teşekkür ediyorum. Her biriniz sadece bir gazeteci olarak değil, bir kardeş olarak ilgi gösterdiniz. Ayancık'tan Murat kardeşim, gerçekten ne zaman gitsem hep sıcaklığıyla, dostluğuyla beni karşıladı. Bütün arkadaşlarımız, Fatih Bey öyle, abim öyle, Duran'dan Adem Bey sağ olsun her zaman desteğini hiç esirgemedi. Merkezdeki gazeteci arkadaşlarımız, Osman abim öyle, Murat mı öyle, bütün arkadaşlarımız, Serhat hakeza, bütün arkadaşlarımız her zaman en büyük desteği, bizim Karadeniz, bütün gazetelerimiz en büyük desteği verdiler. Hepinize ben şükranlarımı arz ediyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar uzattığım için de bağışlayın, unuttuğum bir şey var mı diye notlara da bakıyorum ama bu kadar konuşulunca herhalde unutacak bir şey de kalmıyor. İnşallah son cümlemiz şu olsun, yakamızdaki şu rozetle mezara girmeyeceğiz demiştik. O ceylan derisi turuncu koltuklarla da girmeyeceğiz demiştik. Milletin hayır duasıyla toprağa gireceğiz. Cenab-ı Hak beni bu milletin hayır dualarıyla o 2 metrelik toprağa gömülmeyi nasip etsin. Tek duamız, tek niyazımız bu. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlarınızı ve bekliyoruz inşallah. Abi nasıl gidiyor? Devam ediyor. Son selam. Gidecek misin yani sen? O et değil. Biz burada kalmadık. Fatih Bey orada. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.